imagined. Bitcoin grafiğimizde oluşturduğumuz şablonda dip bölgeden tepkisel hareketlerini başlatarak 47.250 bölgesine kadar olan bir hareket gelmesi gerekiyor demiştim. Gördüğünüz gibi bu hafta için o hareketin devamını oluşturmaya çalışsa da tekrar geri çekilerek yarı yarıya stop bölgemiz ve en önemli destek bölgemize doğru bir geri çekilme meydana geldi. Yani 41.500 bölgesi. 41.500 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece ve özellikle kesin stop bölgemiz olan 37.350 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece 47.250 bölgesini geçerek daha yukarı gitme ihtimalini oluşturan şablon durumunu devam ettirmeye çalışan bir Bitcoin grafiğimiz var. Fakat bu bölgelerin altına düşüşler Artık bu şablonun bozulma ihtimalinden dolayı daha derin bir düşüş meydana getireceği için bu bölgede güçlendikten sonra büyük ihtimalle 47250 bölgesini geçerek daha yukarıda hedeflerine doğru gitmek isteyen bir Bitcoin grafiğinin çalışması devam ediyor. Bu bölgedeki yarı yarıya stop bölgemiz 41.500 ve özellikle 37.500 bölgesinin altında düşüşlerde hacimsel durum desteklemediği sürece daha aşağıya bir derin düzeltme olmadan bu bölgelerde özellikle kanal desteği bölgesi olan 39.500 bölgesinde tutunduktan sonra tepkisel hareketleri başlatarak yukarı büyük ihtimalle yükselişlerini oluşturabilir. Her ne kadar bu bölgelerde geri çekilmelerde hacimsel durum oluşmazsa yataylık devam ederek güç kazanma hareketlerini devam ettirebilir. 47.250 üzerinde hacimli bir yükseliş ihtimali oluşursa hızlı bir şekilde bu bölgedeki hedef noktası olan 53.100 bölgesine kadar olan bir yükseliş gelme ihtimalini de oluşturabilir gözüküyor. <laughs> Ethereum grafiğimizde yukarıdaki hedef bölgemiz 3580 bölgesi olarak belirlemiştik ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 2840 bölgesine bir geri çekilme meydana gelmiş ve o bölgede tutum hareketlerini yapmaya çalışıyor. O bölgede tutunarak yukarı tepkisi hareketleri devam edebiliriz. 3580 bölgesini test edebilir. 3580 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse kanal bölgesinin en üst bölgesi olan 4000 bölgesine kadar yükselişlerini devam ettirebilir. Geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemiz olan 2840 bölgesi ve alt bölgedeki en önemli destek ve kesin stop bölgemiz olarak da 2635 bölgesini mutlak surette takip edelim. O bölgelerin altındaki düşüşlerde hem çift bölgesi hem de kanalın en alt bölgesi olan düzeltme bölgesi olan 2000 bölgesine kadar bir düzeltme durumu meydana gelebilir. Bu bölgede tutunarak güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra hacimli bir yükseliş 3580 bölgesine kadar bir yükseliş yapma ihtimalini gerçekleştirebiliriz bu yükselişi büyük ihtimalle devam ettirme olasılığını çoğaltabilir. Ripple grafiğimizde gördüğünüz gibi bu bölgedeki yani 0.60 bölgesinden tepkisel hareketleri gerçekleştirerek bir bölgesine doğru bir hareketlenme meydana geldi. Fakat tam bir bölgesine yaklaşamadan burada en önemli direnç bölgesi olan 95 bölgesini geçemedi. Bir geri çekilme, düzeltme yapmış ve bu bölgedeki tekrar benim video hazırladığım esnada da tepkisel hareketleri yukarı doğru başlatmak isteyen bir durumda. Gördüğünüz gibi şu şablon bölgemizin içerisindeki hareketleri sürdürüyor ve bu güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra büyük ihtimalle 95 bölgesini geçerek birli bölgeyi test etme ihtimali ve birli bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları da yapabilirse daha yukarı doğru gitmek isteyen bir Ripple globi oluşumu devam ediyor gözüküyor. Bu bölgede en önemli durum artık 0.70 bölgesinin yani yarı yarıya stop bölgemizi ve kesin stop bölgelerinin altında düşüş olmaması böyle bir durumda e, bu şablon durumunun bozulacağından dolayı daha aşağıya doğru bir düşüş meydana gelebilir. O yüzden bu bölgedeki güç kazanma hareketlerini sağlayarak hacimli bir yükselişle bir bölgesinin yükselişini yapabilirse artık bu bölge tamamıyla dip bölgesini oluşturduğu için çift bölgesinin yükselişini daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen bir ripple grafiği oluşabilir. Shakespeare grafiğimizde bu bölgede yataylık bu haftada devam etmiş gözüküyor. Her ne kadar bir yukarıya doğru tepkisel hareket başlasa da buradaki şablon direnci olan 1.60 bölgesinin üzerine geçiş yapamadığı için tekrar alt bölgeye doğru geri çekilme meydana gelmiş ve o bölgede tutum hareketini yapmaya çalışıyor. Şablon bölgesinin içerisinde kaldığı sürece herhangi bir sorun oluşturmadan bu bölgedeki yarı yarıya stop bölgemiz olan 1.25 bölgesi ve kesin stop bölgesi olan 1.10 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece Burada güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra büyük ihtimalle 1.80 bölgesine bir tepkisel hareket meydana getirebilir. 1.80 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse bu bölge dip oluşumunu tamamladığı için yukarıya doğru yani 2.20 bölgesine doğru bir hareketlenme oluşabilir. O bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayıp yukarı hareketlerin devamı için Burada da hacimsel bir durum teşkil etmesi gerekir. Bunu sağlayabilirse hızlı bir şekilde yükselişleri yukarı doğru yapma ihtimali oluşturabilir. Çünkü bu bölgede uzun süreli bir yatay bölgesi oluştuğundan dolayı buradan oluşacak hareketlerin güçlü bir yükseliş ihtimalini oluşturma durumu meydana gelebilir. Zil grafiğinde gördüğünüz gibi bu bölgedeki yataylıktan sonra bir tepkisel hareket gerçekleşmiş fakat aynı bölgeye yani yatay bölgesine bir geri çekilmeden bu haftayı sürdürüyor gözüküyor. Şablon durumumuzdaki bölgedeki durum kısalmış ve bu bölgeden yapacağı tepkisi hareketlerle beraber tekrar şayet bu bölgeyi test etme durumu yani şablon direnci 51 57 bölgesi 57 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 65 bölgesine kadar bir yükseliş ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilmede yarı yarıya bölgesi olan 44 bölgesinin altında düşüşler olmaması lazım. Yarı yarıya stop bölgesinin altındaki 40 bölgesi mutlaka takip edilmeli. O bölgenin altında düşüşler Kanal bölgesinin en alt bölgesine doğru devam eden düzeltme durumunu meydana getireceği için 25 bölgesine kadar bir geri çekilme meydana getirebilir. O yüzden buradaki stop bölgelerimizi mutlaka önemli bir şekilde takip edelim. Dokuya koyunda gördüğünüz gibi bu bölgedeki hareketler tepkisel bir hareket olmuş ve tekrar geri çekilerek aynı bölgeye gelen bir süreç meydana gelmiş. Ve buradaki durumda en önemli direnç noktası oluşarak artık bu bölgenin üzerine geçişler yapamadığı sürece uzun bir süre bu bölgede yataylık devam edebilir. 0.15 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarıda 19 ve 20 bölgesini test etme ihtimalini oluşturabilir. O bölgede durumları yukarı hacimli bir şekilde geçiş yaparsa bu yükselişi hızlı bir şekilde de devam ettirme durumu oluşabilir. Bunlar oluşmadığı sürece bu bölgede yataylık devam edebilir ve geri çekilmede 13 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 0-12 bölgesini belirledik. O bölgelerdeki stop durumlarını mutlaka değerlendirelim. Çünkü 0-10 bölgesine kadar geri çekilme ihtimali oluşabilir. Mağarada gördüğünüz gibi buradaki yükselişten sonra bir tepkisel hareket meydana geldi. Fakat o bölgedeki 3.75 bölgesinin üzerine geçiş yapamadığı için ve orada da kalıcı kapanışları sağlayamadığı için tekrar geri çekilme oluşmuş durumda. Fakat bu şu yükselişin bir düzeltme durumu oluş olabilir. Buradan dolayı aşağıya düşüşler olmadığı sürece önemli destek bölgelerinin altına düşüşler olmadığı sürece birinci destek bölgesi 2.70 bölgesi ve yarı yarıya stop bölgesi 2.35 bölgesi gözüküyor. Özellikle bu iki bölgenin altında düşüşler olmadığı sürece buradan yukarı hareketleri başlattığı zaman hacimli bir yükselişle beraber buradaki direnç noktası olan 3.45 bölgesini geçebilir ve 3.75 bölgesini test edebilir. 3.75 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları da sağlayabilirse kanal bölgesinin üst bölgesi olan 5'li bölgeye kadar bir yükseliş olma ihtimalini doğru oluşturan bir şablon durumunu meydana getirmeye çalışan bir grafik oluşumu gözlemleniyor. Fakat bu bölgenin altına düşüşlerde yarı yarıya stop bölgesi 2.35 bölgesinin altına düşmesi bu bölgedeki dip bölgeye tekrar çift dip ihtimali oluşturacağından dolayı orada yarı yarıya stop bölgesini değerlendirmek lazım. Aşağıdaki dip bölgesinin de kesin stop noktası olarak belirledik. O bölgenin altında düşüşlerde de tehlikeli durumlar oluşturabilir. Imagine.